Ünsüz Gezginler'den herkese günaydın sevgili arkadaşlar. Şimdi biz Bodrum'a geldik. Bodrum'dayız. Bembeyaz evleriyle, muhteşem sahilleriyle ve popüler gece hayatıyla ünlü Bodrum'dayız. Belen kahvecisine şimdi. İşte buranın bir hikayesi var, Ormancı Türküsü'nün hikayesi. Sanat müziğinin en duayen seslerinden Zeki Müren'in evindeyiz şu anda. Kalenin en güzel noktasına geldik. Ne yapıyorsunuz? Ay, başka yer mi kalmadı? O diyecek 3-5 tane taşların arasından çıkmış o diyorlar ya. Efes'te de gün batırmadık demeyelim. Sevgili Ünsüz Gezgin takip gezginler takipçileri, biz şu anda tekne turuna gidiyoruz arkadaşlarla. Sonraki durak olan İncekum plajına geldik. Sevgili Ünsüz Gezginler takipçisi. Bakın burada. Yalnız çok aşırı kalabalık. Burada yemeğimiz. Balık tavuk menü. Hangisini seçerseniz onu yiyorsunuz arkadaşlar. Şu an lacivert koyu da demir dedik. Öğlen yemeğimizi yiyoruz. Evet. Belen kahvesine geldik. Belen kahvecisine şimdi. İşte buranın bir hikayesi var. Ormancı Türküsü'nün hikayesi. Acaba bir hikayesi var. İşte köyün iki yiğidi. Burada sürekli kahvehanede dama oynuyorlarmış. Akşam gelirlermiş, oynarlarmış. İşte bir şeyini oynarlarmış. Oradaki insanlara da bir şeyler ısmarlarmış vesaire. İşte orman yangını çıkıyor. Köyün bir, işte burada döndüğünde. Bunlar yine köyde dama oynarken ormancı geliyor, diyor ki ya yangın çıktı, bana bir bekçi ver, ben gideyim muhtara. Muhtarın oğlu işte bu dama oynayan çocukta. Muhtar da veremem diyor, seçim var diyor. Önce seçim kağıtlarına gitmesi gerekiyor, o daha acil diyor. İşte verir de bu öyleydi, şu böyleydi derken lafları çakışıyor. O ona, o ona derken işte kavgaya tutuşuyorlar falan. İşte bu şeyde, hengamede. İşte ateşler ediliyor, bıçaklanma vesaire derken ormancı hayatını kaybediyor. O yüzden buranın böyle acıklı bir hikayesi var. Şimdi o olayın yaşandığı kahveye doğru yürüyoruz biz de. Orada bir Türk kahvesi içeceğiz. Belen kahvesi diye geçiyor, oldukça meşhur. Hemen buyurun. Böyle buyurun sağdan. Sağdaki ilk kapı. Belen'den sonra şimdi Bodrum'a doğru yol alacağız. Otelimize yerleşeceğiz, dinleneceğiz. Biliyor sevgili Ünsüz Gezginler takipçileri. Ünsüz Gezginler'den herkese günaydın sevgili arkadaşlar. Şimdi biz Bodrum'a geldik. Bodrum'dayız. Bembeyaz evleriyle, muhteşem sahilleriyle ve popüler gece hayatıyla ünlü Bodrum'dayız. Şimdi aslına bakarsanız Bodrum sadece gece hayatıyla değil, hani evet gece hayatıyla çok ciddi anlamda ünlü. Ama Bodrum'un sahilleri gerçekten muhteşem. Ünlüler de burada çok fazla vakit geçiyorlar, tatillerini yapıyorlar. Ama onun dışında işte Gümbetli, Türklü Güdür, Yalıkavak, Zeki Müren Evi, Bodrum Kalesi gibi birçok gezilecek yeri de var gece hayatının dışında. Şimdi biz buradan yavaşça Zeki Müren'in evine doğru hareket edeceğiz ama bugün pazartesi, kapalı olma ihtimali var ama yine de biz dışarıdan göreceğiz Zeki Müren evini. Çok sabah erken saatler olmasına rağmen kalabalık, şarj sürekli geçiyor ve de çok sıcak. Hadi bakalım, şimdi biz gidiyoruz.
Evet, burası Zeki Müren evi arkadaşlar. Sanat güneşimiz. Sanat müziğinin en duayen seslerinden Zeki Müren'in evindeyiz şu anda. Bodrum Kalesi'ne giriyoruz. Sualtı Arkeoloji Müzesi var içinde de. Müze kartıyla ücretsiz. Her bu şekilde arkadaşlar kalenin en güzel noktasına geldik. Güzel bir manzara var. Arkadaşlar, Efes'teyiz. Birazdan kütüphanesine doğru gideceğiz. Çok büyük bir liman kenti arkadaşlar burası. Liman antik kenti. Böyle şeyin sonunda da, Efes'in son çıkışında da hani şeye ulaşıyorsunuz, limana ulaşıyorsunuz. Yerde orada bir nehir var. İşte oradan Ege Denizi'ne bağlanıyor falan. Gülsüz gezginler. Yazılar var orada. Rehberimizi dinlemeyen yaramaz öğrenciler modundayız şu anda arkadaşlar. Sadece işimiz gücümüz fotoğraf çekilmek, kimse duymasın. Çok ayıp. Sevgili arkadaşlar, şimdi Efes Antik Kenti'nin en önemli yapılarından bir tanesi olan Antik Tiyatro'dayız. Hemen size sırtımı dönüp gösteriyorum şu an. Hello. Hello gençler. Ne yapıyorsunuz? Ay, başka yer mi kalmadı ot yiyecek? 3-5 tane taşların arasından çıkmış otu yiyorlar ya. Ya çok güzelsiniz. Hey. Sevgili ünsüz gezginler takipçileri. Efes'te de gün batırmadık demeyelim.